Şimdi başlayabiliriz. Şöyle sen şöyle koyayım, kısmet alsın. Nereliyiz, bu işe nasıl başladık, otelimiz ne zaman faaliyete başladı, Ortahisar'da turist işi nasıl, bu sene memnun musun? Bunları anlatırsan. Biz bu işe yıllardır tabii esnaf çocuğuyuz, esnaflıktan geliyoruz. Burada daha önce iş yerlerimiz vardı. Aynı zamanda muhtarlığımız sürüyor. Hala muhtar mısın? Tabii. Oo. 2007'de bu işe bulaştık. Turizmi tabii bilmediğimiz bir şeydi. Gördük. İlk zaman bayağı bir eziyet çektik ama tabii başarılı olduk. Tutturduk yani. Aile ortamında çalışıyoruz işte. Eşim, çocuklar. Bütün aile burada. Tabii tabii. Yakınımız çalışanlar. Lüks aramazlarsa bölgede doğal kalınacak güzel bir yer burası. Bu seneyle geçen senenin otel doluluğu rezervasyonu nasıl? Bu sene zayıf. Geçen seneyle bu sene zayıf turizm. Geçen sene bir 9. ay hareketli geçti. Bu sene biraz hareket var gibi gözüküyor bugünlerde ama tabii ki zayıf. Önceki yıllara nazaran çok zayıf. Sebebi ne? Yani size göre bir sebep var mı? Vallahi sebebi geçen sene gezi olaylarıyla birlikte iptaller, aşırı iptaller oldu. O etkili oldu. Çünkü ben halen ona kıyaslayayım. O olayların daha devamı sonu gibi görüyorum. Tabii. Artık bu sene biliyorsunuz Dünya Kupası bunların etkisi var tabii. Aşırı bir havanın sıcak gitmeleri tabii milleti denize çekti, o da var. Ama bu aralar hareket, biraz hareket gözüküyor. İnşallah iyi olur. Şeylerimiz nasıl böyle? Yani müşterilerin memnuniyeti veya böyle enteresan bir şeyi anlatan yabancılardan böyle anıların var mı? Şöyle, ne derler yani? Gittikten sonra sizi ararlar mı? Teşekkür mü derler? Tabii tabii. Arayanı da oluyor. Neler ya bunda yapıyor? Yani herkesi memnun etmek biraz zor ama genelde bizim hani aile olarak çalıştığımız için bizim yemeğimiz falan güzel. Evimizde ne kullanıyorsa aynısını yani, tabii. Kişi kendi yeriymiş gibi hareket ediyor. Ondan çok sıcaklık görüyor. Evi gibi. Tabii. Gibi. Bu çok önemli konu zaten. Biz de müşteriye karşı öyleyiz. Doğalız yani. Müşteri bunu fark edenler zaten ediyor. Memnun ayrılıyor. Böyle daimi müşterileriniz çok mu? Yani gelip de bir defa burayı tanıyan, ondan sonra gelen... Hasan olarak tabii biz genelde Secur grubu, Alanya sahil kesiminde çalışıyoruz ama tabii Hasanlardan şu var, gelen aile bir dahakine öneri yapıyor. Bundan bir artımız var bizim. Hmm. O ona tavsiye ediyor, tabii. Ona tavsiye ediyor. Önemli olan güvenlik, temizlik. Bizde bu var. Evet gördüm. Evet. Gayet temiz, düzenli gördüğüm şeylerimiz. Lüks aramazsa yatağımız, çarşafımız, yemeklerimiz, yerimiz, normal kendi yerine, evine girer gibi bu rahatlığı, onu yansıtmak istiyoruz biz. Ya başarımız oldu onda da. Kaç odamız var Yaşar Bey? 28. 28 oda, kaç yatak oluyor toplam? Yaklaşık 60 yatağımız var bizim. Ortalama doluluk oranımız yüzdelerse kaç olur yani? Şu anda %50'lerde geziyor. %50'lerdeyiz ama bayramlarda filan. Onlar da tabii yoğun olur. Dolu oluyorsunuz. Müşterileriniz genelde ağırlıklı yurt içi, yurt dışı. Yabancı. Ağırlıklı yabancı mı? Hangi ülkelerden gelirler genelde sizin buraya? Alman var, İngiliz var, Hollandalı var. Japonları gördüm. Ruslar, Polon. Var. Fiyatlar da hesap yapıyor. Tabii, tabii. Bizim fiyatlarımız hesaplı. Diğer lüks otellerimize. Tabii. Ben şeyinizi de gördüm başka yerlerde.
internette, uluslararası sitelerde bile. Onun da çok etkisi var, oradan biliyorlar değil mi? Evet. Müşteriler. Tabii bu burada Atılgan Otel yazıldı mı şeyde geliyor. Zaten. O şeyden ziyade tabii ki ticaret yaparken yani para kazanayım dersin ama ondan ziyade müşteri memnuniyeti. İnsan kazanmak da tabii, önemli. Tabii benim için o çok önemli. Para bende ikinci plan. Öyle olması da hep kazandırır zaten. Tabii. Yani bu işten başladığınızdan memnunsunuz. İşler iyi, şikayetiniz falan yok. Bu iş zevkli. Kolay iş değil tabii, zor. Kolay iş değil. Evet, titizlik isteyen bir iş. Çok zevkli ama yani ister istemez bazen de sorunlar çıkıyor. Yani kaprisli müşteri olacak yani içinden. Olur. Bir çuval cevizin içinden öyle olanlar da var. Huzursuz oluyorsun. Bunlar huzurunu kaçırıyor insanı. Yani konum olarak insan, hani ben insanlıktan, misafirperverlikten yanayım sürekli. Öyle bir şey oldu mu üzücü oluyor. Yani küçücük şeyleri bahane oluyor. Ben çok hassasım. İş konumunda, iş takibimde ben çok hassasım. Birebir kendim takip ederim her şeyi. Kontrol ben ne kadar her çalışan olsa da tabii ben takip ederim. Muhtarlık burada tek muhtarlık mı var? Dört. Dört. Siz hangi mahallenin muhtarı? Ben Esentepe. Esentepe Mahallesi. Bu benim üçüncü dönem. Devam edip gidiyoruz. Millet için koşturuyoruz. Güzel. Yani gücümüz ne kadar yetti, maddi manevi varız. Hem oteli çalıştırıyor. Tabii onu halk da biliyor, toplum da biliyor. Bir de aday adaylığı süreci geçirdik tabii bu esnada. Belediye başkanı. Tabii. Hangi partiden? AK Parti. Bu dönem miydi geçen dönem? Bu. Peki iyi bir yere geldik. Onları yazmam zaten de. Niye kaybetti AK Parti burada? Burada AK Parti doğru seçim olmadı. Yani geçen dönemin başkanından memnuniyetsizlik. Halk bizi benimsemişti burada. Yani halkla biz iç içeyiz, samimiyiz, doğalız. Halk bunu biliyor bize karşı. Büyük bir sıkıntı var zaten, ben dinledim çarşıda. Herkes yani AK Parti'nin kaybetmesinden hep sıkıntılı. Yani demişlerdir belki. Evet, eğer konuştuğu zaman demiş, ya muhtar olsaydı yapardı gibi. Bunu duymuşsunuzdur eğer sorduysanız. CHP ile MHP'nin birleşmesi de etkili oldu herhalde değil mi? Çoğu yerlerde oldu. Türkiye genelinde de oldu. Bizim Kozaklı'da da aynı oldu. Biliyorum. Ama halk sıkıntılı ve pişman. Evet. Yani AK Parti çok iş yaptı. Yapacaktı. Çok şeyleri vardı. Ama bunlar gelince bir şey yapamazlar. Öyle duruyor her şey gibi bir sıkıntı var. Bilmiyorum yani. Maalesef öyle oldu. O zaman gelecek döneme yine hazır mıyız? Biraz kolay olur. Niyetim yok ama tabii bu altın... Ya belli olmaz, o niyetle olmaz tabii yani. Evet, siyaset bizim bir defa şey yaptıysa kolay bırakmaz. Bizim, yarın halk ister de seni seçeyim derse ne yapacağım ben seçeyim? Ya zaten bize halk istedi. Bizim burada... Kolay olmam diyemezsin ki. Bu işlerde yönlendirme o bu falan bir sürü bir şeyler oldu ama halkın gerçek yüzüne bakarsan çarşıda anket oldu. %90'ları buldu bizimki. 85-90'ları. Ama sandık farklı çıktı. Ama yok sandık olay değil. Yukarıda o seçimi yapmış oldu. Ha siz bu dönemde aday aday oldu mu? Aday tabii. Kabul etmedi AK Parti. Tabii. Biz olsaydık mübalağa değil, 1800-1900 oyla gelirdik. Öyle bir şansımız vardı. Yukarı derken niye Nevşehir mi engelledi yoksa yukarı mı? Ankara. Ankara niye engelledi? 5 kişiydik aday adayı.